Arkadaşlar buraları hızlıca bir toplayalım. Ondan sonra çıkabiliriz. Bugün çalışmıyoruz, tamam? Tamam abi. Biz hallederiz. Evet. Günaydın. Daha toplanmamış buralar. Halledeceğiz biz şimdi. Diğerleri nerede? Onlar izinli. Dün çok yoğun olduğumuz için şef bugün çalışmıyoruz dedi. Biz de işte şimdi buraları halledip hemen çık. Yok. Öyle hemen gitmek olmaz. Daha çok işimiz var. O deponun oralar falan rezalet. Onları bir toparlayacaksınız. Sonra benim kafamda birkaç bir şey daha var. Berkay sen benle gel. Şu saksıları bir düzeltelim. Kolay gelsin. Bu ne şimdi ya? Ya merak etme. Ben Bülent abiyle konuşurum. Hallederiz. İyi, nasıl halledeceğiz? Sanki başka derdimiz yokmuş gibi bir de bu kadın çıktı şimdi. Bir dakika. Yani şimdi Sinan tıp fakültesini Pelin yüzünden bıraktı, öyle mi? Evet. Berkay bana bak. Doğru duyduğuna emin misin? Ceyda Hanım, eminim dedim ya. Tamam, her şeyi unut. Her şeyi bana en başından tane tane tekrar anlatıyorsun. Bakın, ben onları içeriden konuşurken duydum yani. Ya yeter artık! Nereye götürüyorsun beni? Durdur şu arabayı. İnsan gibi konuşacağın zaman haber ver, durayım. Al sana insan gibi konuşma! Pelin, ne yapıyorsun? Manyak mısın be? Manyaklar mı diyeceğim? Artık böyle. Bırak! Öldürecek misin bizi? Tek kenarda ölmeyelim o zaman. Sen sakinleşip beni dinleyene kadar durmayacağım dedim. Senin bu yaptığın suç. Ve şimdi ben bunu emniyet birimlerimizle paylaşacağım. Kimseyi aramak yok. Benimle konuşmadan kimseyi aramayacaksın. Bu yaptığın zorbalık, suç ve kabalık. Senden bunun intikamını çok pis alacağım Sinan Yılmaz. Dinlemeyeceğim seni. Öyle olsun bakalım. Göreceğiz. Sen mi daha inansın, ben mi? Ceyda sen iyi ki geldin. Bir başına hiç tadı olmuyor biliyor musun? Restorana gitmiştim, aklıma geldin. Dedim bir uğrayayım, ne yapıyor, ne ediyor? Kurban olurum ben sana. Pelin teyze. Canım. Ya geçen gün bu devir işlemlerini yaparken fark ettim. Sinan lise mezunu gözüküyor. Yo, benim oğlum Amerikalarda okudu. Sadece oradaki okulun denkliği buraya uygun düşmüyormuş, onun için öyle görünüyor. Evet, biliyorum Amerika macerasını da. Ne bileyim, öyle görünce şaşırdım. Peki niye bıraktı tıp fakültesini? Üstelik de İstanbul Tıp Fakültesini. Biliyor musun? Rahmetli babası o kadar çok sevinmişti ki fakülteyi kazandığında 3 tane kurban kesti. Bütün mahalleye yemek verdi. Tabii zor bir şey yani, tıp fakültesi okumak kolay değil. Benim oğlum birincilikle okuyordu. Evet ya, onun dersleri... niye bıraktı o zaman? Hastalık falan bir şey mi oldu? Ben unutmuşum oraları. Siz de hemen konuyu kapatınca. İşte... Bu böyle bir gün geldi. Anne ben okulu bıraktım dedi. Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka değil mi oğlum bu? Yani yoksa koskoca tıp fakültesi bırakılır mı evladım? Bitti anne. Sen de daha fazla sorma. Nasıl sormam evladım? Tıp fakültesini bırakıyorum diyeceksin. Anne olarak ben sana hiçbir şey sormayacağım, öyle mi? Evlatçım 2 senen kalmış şurada. İnsanlar can atıyor. Bu okula girmek, bu okuldan mezun olabilmek için. Üstelik sen okul birincisisin evladım. Şimdi sen acık fevri şey ediyorsun. Yani şöyle bir sen bir sakinleşsen de şöyle bir akıllı uslu bir düşünecek olsan sen zaten doğru yolu bulursun be evladım. Yani şimdi ben de babana gidip de... Yani bunu ben babaya söylenmez ki böyle şey. Baban ne yaptı biliyor musun? O şeyde pirinççi bir arkadaşı var ya... Ona gitti de babam böyle senin için o... Adı neydi o bir şeyler var ya sizin hani... Ha, isimlik yaptırdı baban ya sana üzerinde böyle... Doktor Tankut Sinan Yılmaz yazıyor pirinçten masana koymak için. Canımın içi iki gün evde kalma yavrum, gitme, ben babana bir şey söylemeyeyim annem, ne olursun. Dinlen be çocuğum. Bitti annem. Tamam mı? Ben daha fazla okula gidemem. Tamam. Tamam kurban olayım. Tamam yavrum. Kim kıydı sana? Yavrum söyle benim bir tanem. Sana ne yaptılar canım? Canım. Peki ne olmuş? Neden bırakmış okulu? Biraz içine kapanık bir çocuktu. Kızım birini sevmiş, kıyamadı. Kız da onun duygusuna cevap vermemiş. Onurunu da kırmış. Yataklara düştü yavrum. Toplayamadık bir türlü çocuğum. Kız kimmiş peki? Çok uğraştım yavrum, çok uğraştım ben onu konuşturabilmek için ama... Söylemedi bir türlü. Bir elime geçirseydim ben o kızı. Tamam. Duygularına karşılık vermek zorunda değil. Sevmeyebilir. Ama onuruyla oynanmaz ki. Delikanlı bir adam bu sonuçta. İstikbaline mal oldu çocuğum. Geçmiş zaman be Melia teyze. Geçmiyor. Ceyda bazı şeyler geçmiyor be evladım. Benim öyle büyük ahım var ki. O kıza o kadar büyük ağım var ki. Eminim onun da iki yakası bir araya gelmiyordur. Gün yüzü görmediğine eminim. Oh. Pelin teyze ben artık kalkayım. Biliyorsun Sinan yok bugün. Restoranı da boş bırakmaya gelmiyor yani. Doğru yavrum, doğru. Ceyda kimse yok değil mi bugün yavrum orada? Hayır yok. Bizim mahalleli çok merak ediyor restoranı. Hele bir teyzemiz var. Görmeden gidersem gözüm açık gideceğim diyor. Ben onları toplayıp getirsem bugün. Hazır kimseler yokken çünkü müşteri varken uygun düşmez. Yani bir tatlı versek yeterli. Ay ne demek canım? Ya mekan senin mekanın. Buyursunlar gelsinler. Ay sağ olasın kızım. Bak gördün mü? Kapalı Pelin'in telefonu. Bilmiyorum Başak. Biz de sana soruyoruz işte. Yani senin yanına ne geldi ne uğradı öyle mi? İyi tamam. Tamam. Haber alırsan... Herkes de bana bağırıyor arkadaş ya. Haksız mıyız Tolga? Güzelim planı eline yüzüne bulaştırdın. Öyle üstüme saldırınca ne yapayım ben de? Önemli sandım yani. Pelin'in telefonu kapalı. Başak bilmiyor, Simay bilmiyor. Peki nerede bu kız? Bilsem. Oo, toplanmış yine ekip. Size verdiğim sürenin sonuna geldik. Ne yaptınız? Kızım ayrıldı mı bu zibinden? Yok, sizde bir hal var. Anlatın bakayım çabuk. Öyle değil işte Rıza. Pelin öğrenmiş her şeyi. Her şeyi ne? Ona oynadığımız oyunu. Biliyordum. Biliyordum böyle olacağım. Nerede şimdi kız? Esas sorun da o. Öğrendiğinden beri yok ortalıkta. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.